Geçen gün düşünürken şunu fark ettim. Bu kanalda açtığımdan beri sağlıklı beslenmeye dair bir sürü şey paylaştım. Ama aslında o noktaya gelene kadar yaptığım hatalardan hiç bahsetmedim. Ve bence en önemli kısmını bunlar oluşturuyor. Beslenme bozukluğu diye adlandırılabilecek, yiyip kusmaktan garip garip ilaçlar kullanmaya varana kadar böyle çok saçma deneyimlerim oldu. O yüzden onları da kapsayan böyle aslında olay nereden başladı diye genel bir özet çıkarmak istedim size. Olabildiğince böyle hızlı, akıcı ve örnek alabileceğiniz şekilde anlatmayı planlıyorum. Çünkü şu an aynı yollardan geçen olabilir ya da hani daha önce aynı şeyleri yaşamış olan olabilir. Böyle birbirimize biraz destek de olabiliriz, birbirimizi telkin de edebiliriz gibi gibi. O zaman başlıyorum. Olaya çocukluktan gireyim. 16 yaşıma gelene kadarki dönemde, yani çocukluk sayılabilecek dönemde çok zayıftım. Çok zayıf bir çocuktum, ben de hatırlıyorum. Böyle bayağı çabuk gibi bir şeydim, kemiklerim sayılıyordu. Ama tabii büyüklerim böyle çok hoşlanmadığı bir zayıflıktı. Anneme sürekli "sen bu çocuğa bakamıyor musun? Hani bu çocuk çok zayıf falan, niye bu çocuk? Ecem çok zayıf" dedikçe böyle o benim peşimde yemekle koşturuyordu. Nasıl yedirebilir, ne olabilir? Böyle buzdolabı, dolap, buzdolabı diyorum. Mutfak dolaplarının üstüne yemediğim şeyleri saklıyormuşum. Az çok ben de hatırlıyorum. Böyle annem kurumuş köfte ekmekler falan buluyordu. Ya da işte peynir veriliyorsa tabağıma başkasının tabağına vermeye çalışıyordum. Çabuk da uyuyordum ya da yemeği mi sevmiyordum. Şu an çok hatırlamıyorum açıkçası. Yani annemin beni halının üstüne yatırıp tutup böyle ellerimi, ayaklarımı üstüme oturup neredeyse ağzıma zorla yemek yedirdiğini bilirim. Böyle kaçamıyorum, sadece kafamı oynatıyorum falan. Hani bu kadar yemek yemeyen bir çocuktum. 16 yaşıma geldiğimde ne oldu? O sırada liseye başladım. Ve lise için şehir dışında okuyordum. Ailemle aynı evde değildim. Ve okul bittiğinde o zamanlar herhalde böyle çok kafe kültürü falan da yoktu. 5'te bitiyorsa işte, kaçta bitiyorsa okul, en fazla 1 saat dışarıda durabiliyorsunuz işte, çay bahçesi ya da ne varsa. O zaman böyle Starbucks'lar da yok herhalde. Ben Edirne'deydim o süreçte. Eve gidiyorsun. Eve gidince de ya müzik dinliyorsun ya televizyon izliyorsun. Ders çalışıyorsun. 12'de yattığımı, hani 11'de yattığımı varsaysak, ben neredeyse 6'dan 11'e kadar böyle hani tek başıma takılıyordum diyeyim. Ve şeyi hatırlıyorum, sürekli markete girip her okul çıkışında hemen hemen ya da işte toplu yapıyordum böyle keklerden, oslak kekler bilmem, hani tatlı ne varsa, çünkü aileden de gelen bir şey. Bizim evde şeker, çikolata bitmezdi, sürekli kek yapılırdı, sürekli kurabiye yapılırdı ve o yüzden bence ben küçüklüğümden beri bir şekilde şekere bağımlıydım, çok seviyordum. Dolayısıyla oradayken de hani yalnızım, ne yapabilirim? İşte bir şey, çay mı içmiyordum hatta, kahve kültürüm zaten yoktu. Tatlı sürekli, o tatlıyı bir paketi kapalı, yani 3-4 kek üst üste yiyordum. Neyse, bu süreç böyle gitti. Daha yeni gitmişim o sırada liseye. Ben bir hafta sonu için mi ne döndüm 6-7 ay sonraki süreçte. İşte beni uzun zamandır görmeyen birileriyle karşılaştım ve insanlar böyle oldu. "Ecem bayağı kilo almışsın." İnsanlar da böyle, niye suratına kilo almışsın dedi, bilmiyorum. Evet, ben o sırada bayağı şiştim. Çünkü her gün 4 tane kek yerseniz böyle paketli paketli minimum. Şu an hatırladığım kek, başka şeyler de yiyordum muhtemelen. Bu junk food denen şeyler aslında, direkt paketli gıdalar. Yerseniz şişersiniz. Ben de şiştim. Ve insanlar böyle söyledikçe falan, "kilo aldım, kilo aldım." İlk defa kiloyla karşı karşıyayım. İlk defa kendimi gerçekten kilolu hissediyordum. Giydiğim şeyler, daha bol şeyler giymeye başladım falan. Hani şu an size tam olarak sayıyı söyleyemem ama hani herkesin direkt söyleyebileceği bir şeyse bayağı kilo almışım herhalde. İlk gittiğim kilonun üstüne belki 8 kilo falan mı almıştım? 8-10 kilo almışım demek ki. O süreçten sonra kilo vermeliyim. Nasıl kilo verilir? Diyet nasıl yapılır? O, bu. Yani şöyle söyleyeyim. Hani süreç olarak hepsini tam hatırlamıyorum ama girip internet var mıydı o zaman, ya da eczaneler. O zaman çok fazla eczanelerde dönüyordu böyle kağıtlar. Şunu için zayıflayın, bunu için zayıflayın. Şöyle söyleyeyim, 16 yaşından neredeyse 21 yaşlarıma kadar, 20 yaşlarıma kadar 4 sene boyunca zayıflama hapımı kullanmadım. Zayıflama içeceği. Şöyle bir süreç oldu, onu hatırlıyorum. Sürekli böyle bir kilo vermeye çalışıyorum ama veremiyorum. Sürekli tartıyla'yım. Şunu deniyordum. Çikolatayı çok seviyordum, tatlıyı çok seviyordum. Bu Ece'ydi. Kalıpları çıkmış şöyle bütün. Her yuvarlağın içinde tek tek Antep fıstığı oluyordu. İşte fındıklısında fındık oluyordu filan. Ondan bir kalıp akşam yiyebilmek için bütün gün hiçbir şey yemediğimi biliyorum. Yaklaşık bir ay boyunca yemeği kestim. Su içiyordum. İşte bir şeyler atıyordum ağzıma herhalde, bizimkilerin önünde anlamasınlar diye hatırlamıyorum ama bütün gün hiçbir şey yemiyordum. Eve geliyordum, bir kalıp çikolata yiyordum. 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 2 ay ne kadar gitti hatırlamıyorum. En son bir şekilde yolumuz hastaneye düştü. Beni direkt yatırdılar. Dediler ki, "şu an kıpırdayamazsın acilde. Tansiyonun 3, küçük tansiyonum oluyor sanırım. Tiroidlerine çok fazla zarar vermek üzeresin. Sen ne yapıyorsun?" dedi doktor. "Yani yemek yemiyor." dedi. Dedik, "tiroidlerine bir hasar verirsen şu an tekrar yerine getiremezsin. Çok iyi görünmüyorlar. Çalışmaları çok yavaşlamış." Artık çok şey kullanmayayım, terim yanlış bir şey söylemeyeyim. "Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsan bir an önce bırak."
dedi. O sırada gerçekten korktum çünkü vücudumda çalışmak üzere olan bir şeyi bozmak üzereydim. Ama böyle bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir süre sonra tekrar ne yapsam, ne etsem kilo vermeliyim. Eczanede bir tane şey, bilmem ne tozu. Bu tozu yoğurda karıştırıyorsunuz ya da bilmem ne yapıyorsunuz. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Aynı zamanda internetten satılan şeyler vardı. Ve iştahınızı kesiyor. Şöyle kilo ver, böyle ver. Onu da aldım. Yoğurda karıştırıp saçma sapan bir şey yiyorum. Yani kedi çimi gibi bir şey herhalde. Şu an temize verdiğim bir mamaya benziyor tadı. Bunu da bir denedim bir süre. Ve kalıcı, hiçbir şeye sebep olmayan, böyle anlamsız bir süreçti yani. Hiçbirinin sonuca ulaştırmadığını net hatırlıyorum. Bir süre sonra bir tane böyle hap, adını da hatırlıyorum ama söylemeyeceğim. O hapı içiyorsunuz ve iştahınız kesiliyor. Şöyle zayıflıyorsunuz, böyle zayıflıyorsunuz. Onu da denedim. Hatırlarsınız böyle bu haplardan dolayı hayatını kaybedenler. Yani bu kadar şey deneyip hayatta kalmam mucize, öyle söyleyeyim. Yani asla denenecek ve asla içilecek şeyler değil. Bir süre sonra o da olmadı. Onu deniyorum işte ama yanında salata yiyorum. İşte bilmem ne yapıyorum. Zaten onu yediğinde çok rahat kilo verebilirsin. Sebze ağırlıklı beslendiğinde. Hapın tamamen ya da bu tip şeylerin tamamen oyunu bunlar. Hırslanıyorum biraz anlatırken. Bir süre sonra bunlar hep böyle 6 ay 1 senelik farklı farklı evreler. Bilmem ne içecek detoksu. Hayatımda detoksa ilk o zaman tanışmıştım. Belki bu bahsettiğim şey 2006-2007 falandır. Bir kutu, birkaç kutu muydu o, hatırlamıyorum. Alıp suyla karıştırıp 5 gün boyunca sadece onu içiyorsunuz. Başka hiçbir şey yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Ve ben, herkes yemek yiyor, ben onu içiyorum sadece. Enerjim düşmüş vaziyette. Ama kilo vereceğim. Ama bilmem kaç kilo vereceğim. Bu kadar cahil bir dönem gerçekten. Hani insan o dönemlerinde ne söylerse kanıyor ya da kanmak istiyor. Böyle bir dönem. Sonra onlar bitti. Dedim ki bu böyle olmuyor. Dergilerde anoreksiyalar, bulimyalar nasıl oluyor? İnsanların iştahları nasıl? Bir ara pamuk yutmayı bile düşünmüştüm. Mankenler pamuk yutuyormuş diye bir şey okumuştum çünkü. İyi ki yapmamışım. Ama şuna sarmıştım. Yiyip pusmaya başladım. Çünkü yiyordum. O an canım ne istiyor? En kalorili bulduğum şey, en bana işte kilo aldırdığını düşündüğüm şeyi yiyordum. Ve böyle biraz duruyordum. Tadını almış olduğunu hissediyordum. Bunu asla överek söylemiyorum ayrıca. Ve ben tuvalete gideceğim deyip gidip parmağımı sokup bayağı kendime kusturuyordum. Gerçekten çok özür diliyorum şu an bunu anlattığım için ama korkunç bir şey. Ve insan kendi bunu niye yapar? Yani normal çalışan bir şey. Mide onu dışarı atmaya çalışmadığında şu yemek borusuna olması lazım. Gerçekten çok zarar veriyor. İnsanların mideleri ne hasarlar görmüş böyle şeyler yüzünden. İşte yemek borusu ters dönmüş galiba, yanlış söylemeyeyim yine. Ve ben bir süre gerçekten buna devam ettim. 2 ay, 3 ay hatırlamıyorum, 5 ay mıydı? Yiyorum, mutluyum, yedim, tadını aldım. Ama şimdi çıkarıyorum çünkü o içimde kalmayacak. Kendi kendime bıraktım çünkü okuduğum yazılardan, yaptığım araştırmalardan çok korktum. Ya bir şey olursa diye, en azından canım o kadar tatlıymış ve vazgeçtim. Sonrasında böyle nasıl kilo verebilirim? Ne yapabilirim? Bu sefer diyetisyen dönemi başladı. O sırada da kilo vermeye yani takmışım, vereceğim. Vermem gereken bir 4 kilo olduğunu düşünüyorum. Ve şeye gidiyorum. Diyetisyene gidiyorum. Diyetisyen işte bana zeytin, peynir oldukça sıkıcı. O zaman böyle hani bu kadar çeşit yok. Sağlıklı beslenmeye dair bir şey bilinmiyor. İşte şekerin nasıl tüketilmesi gerektiğini bilmiyorum. İşte ne kadar hareket etmem gerektiğini bilmiyorum. Bir sürede diyetisyene gittim falan. O da beni tatmin etmedi. Çünkü onda da yeterince sonuç oluşmuyor. Kendimde kalıcı bir değişiklik hissetmiyorum ya da enerji anlamında. Dediğim gibi şu anki dönem bir sürü şey de yok yani. Hani bir fıstık ezmesi yiyip tatmin olabileceğimi bilmiyorum mesela. Onun işte mutluluk verdiğini ya da evde yapabileceğimi gibi gibi. Böyle bir sürü süreç. En sonunda ne yapabilirim? Bir gün pilatese başladım. Bunlar çok sonra tabii. Bu bahsettiğim olay 25-24 yaşında falan oluyor. Sonra yulaf tarifleri falan derken işte Beril'in tarifleriyle yulafı nasıl yapabilirim? Ya bir yulaf var ama böyle şekle sokamıyorum, ne yapabiliyorum diye. Öyle bir sağlıklı beslenmeyle tanışma. Bir gün de şu yazıyı görmüştüm. Bunu hep söylüyorum, hep de söylemeye devam edeceğim. Tartıdaki kilo vermek tartıdaki sayıyı değiştirir. Spor yapmak vücudunuzu değiştirir diye. Pilates'e başladığım zaman dedim ki tamam. Galiba benim istediğim şey bu. Ben daha sıkılaşmak istiyorum. Benim kiloyla çok derdim yok. İşte ben yediğim şeyin bana enerji vermesini ama beni uykumu getirmemesini istiyorum. Karbonhidratı şu kadar sıklıkla tüketmeliyim. Şekeri biraz daha az tüketmeliyim. O şeker bağımlılığı gitti mi? Evet, gerçekten gitti. Çocukluğumdan beri evde sürekli kekle, kurabiyeyle doğmuş olan ve gece 12'de böyle inip bakkaldan çokomilk alan ben
Değiştim mi? Evet değiştim. Ama bu yanlışların bana hasar vermemiş olması şu an baktığımda gerçekten mucize. Çünkü şu anki süreçte kilomu vermek, şekleme girmek hepsi sağlıklı yollarla o kadar kolay ki. Hani bunları niye yapmışım? Ve bunlar hakikaten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bende herhangi kalıcı bir hasara yol açmadığı için. Böyle bunları sizinle paylaşmak istedim, anlatmak istedim. Hani böyle bir gün bir şey oldu da sağlıklı beslenme, işte hiç kilo almadığımda şu bu değil. Hani bir gün hatta şu an bulduysam çocukluktan fotoğraflar falan da koymak isterim ama bulamayabilirim. Çünkü şu an nerede var bilmiyorum. Neyse. Bu böyle. Şu an daha fazla ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bunları böyle başlayıp hırsla anlattım. İnşallah toplu anlatabilmişimdir. Bunları hiç söylemediğimi fark ettim. Hani sanki böyle ben bir gün bir şey oldu ve sağlıklı beslenmeye başladım gibi, alakası yok. Şu anki devirde yani küçüklerle, benden küçük olanlarla konuştuğumda hep bunları söylüyorum. Çok şanslısınız. Bilgiye ulaşabilmek, doğruya ulaşabilmek gerçekten çok kolay. Lütfen kilo vermek, hap kullanmak, işte iştah kesen bilmem ne, bir şey içmeniz ve kilo vermeniz mümkün değil. Zaten hepsinin hilesi. Bunu kullanıp yanında da sağlıklı beslenip, onu kullanmayıp sağlıklı beslenip zaten kilo verebilirsin. İşte bunu yiyip sebze, bunu içip sebze yiyip alakası yok. Detoks, sıvı detoks falan, bunları da gerçekten girmeyin. Bol su için gibi gibi devam ediyor. Üzerine ekleyebileceğim şu an bir şey yok aklıma gelen. Böyle bu hikayeyi küçük bir özet olarak sana paylaşmak istedim. Lütfen hiçbirini yapmayın. Dediğim gibi hakikaten mucize. Hiçbiri sonuca ulaştırmadı. Hiçbiri kilo verdirmedi. Hiçbiri beni değiştirmedi. Ta ki spor yaptığım ya da daha düzgün beslendiğim döneme kadar. Keşke çok daha önceden şu anki bildiklerimi bilseydim diyorum. Ama yine şanslı insanlardanmışım ki en azından can korkusu, hani bir çekinme olup geri adım atmışım. Şu an düşündüğümde hakikaten neler yapmışım diyorum. Kendi kendime üzülüyorum yani. Umarım kimse aynı şeyleri yaşamaz, yapmaz. Yemeklerle, besinlerle düzgün bir ilişki kurabilmek, sağlıklı bir ilişki kurabilmek gerçekten çok önemli. O da burada bitiyor. Hani eğer kuramadığınızı düşünüyorsanız lütfen yardım alın. İlerlemeden diyetisyenler var, bununla ilgili çalışan psikologlar var. Aynı şekilde ikisiyle aynı anda galiba ortak çalışan biriyle bir araya gelseniz çok daha verimli olur sizin için. Hatta çoğu kişi böyle güzel şeyler paylaşıyor bununla alakalı. Şu an tam isim gelmedi aklıma, isim veremedim. Böyle ama hiçbir şekilde geçiştirilecek bir şey değil. Burada çözüyoruz hakikaten. Bu bana zararlı, bu bana, ben şu an mesela şekerden de asla kaçmıyorum. Çok zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her şey gerçekten dozunda, tadında, abartmadığımız sürece kimse, hiçbiri bize böyle kalıcı hasarlar veremez. Ya da işte kilo anlamında da. Böyle bu kadar, çok konuştum ama çok o zamanlara gittim bir de anlatırken şu an. Böyle aşağıda konuşmaya devam edebiliriz ya da böyle bir şey yaşıyorsanız bana mail atabilirsiniz. Gerçekten iletişim kurmayı çok isterim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.